Dördüncü sınıf müzik dersi, ikinci dönem, ikinci sınav soruları. Birinci soru, hazırsanız başlayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? A şıkkı, İstiklal Marşı'nı anlaşılır bir şekilde söylemek doğru bir davranıştır. B şıkkı, İstiklal Marşı'nı gür bir şekilde söylemek yine aynı şekilde doğru bir ifadedir. İstiklal Marşı'nı söylerken etrafa bakınmak yanlış bir davranıştır. İstiklal Marşı'nda hazır ola geçip konuşmadan, sağa sola bakılmadan gür bir sesle İstiklal Marşı'mızı söylememiz gerekir. D şıkkına da bakalım. İstiklal Marşı'nı söylenirken saygılı olmak, marşımıza saygı göstermemiz gerekir. Bu bilgi de doğrudur. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi birlikte şarkı söylerken yapılan uygun bir davranış değildir, yani yanlıştır? Hoşumuza giden şekilde kafamıza göre söylemek. Evet, kafamıza göre söylemek yanlış, çünkü birlikte söylüyoruz arkadaşlar. Başka kişilerle birlikte uyum içinde söylememiz gerekiyor. Şarkının sözlerini doğru ve anlaşılır bir biçimde söylemeliyiz. Grupla birlikte ortak gitmemiz gerekir. Şarkıyı aynı anda başlayıp şarkıyı aynı anda bitirmek. Evet, kimisi önde kimisi arkada farklı şeyler söylerse birlikte söylemek olmaz. Bu da doğru. Şarkılara uygun hızla ve güdükle söylememiz gerekir. Şarkının ritmine göre uygun güdükle ve uygun hızla söylememiz gerekir. E şıkkı da doğru. Yanlış olan A seçeneği. Üçüncü soru, yukarıdaki gördüğünüz müziksel terimler sırasıyla hangileridir? Buradaki ilk gördüğümüz arkadaşlar sol anahtarı. İlk resmimiz arkadaşlar sol anahtarı. İkincisi sus işareti, yani dörtlük sus işareti. Üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın simgesidir? Milli birlik ve beraberliğimizin ve bağımsızlığın simgesi arkadaşlar İstiklal Marşımızdır. Dördüncü sorunun cevabı B şıkkı. 5. İstiklal Marşı'nın sözlerini kim yazmıştır? Yani şairi, yazarı kimdir arkadaşlar? Şairi, yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Altıncı soru, müzikte sesleri göstermeye yarayan işaretlere. Evet, müzik seslerini göstermeye yarayan işaretlerin adı arkadaşlar notadır. Müzik ifadelerini notalarıyla ifade ederiz. Yedinci soru, yukarıda ok ile gösterilen şarkının bittiğini gösteren bir ince bir kalın çizgiye ne dedin? Yani şuradaki ikisine diyor arkadaşlar. Bitiş çizgisidir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 8. Yandaki işaretin adı, biraz önce de benzer bir soru çıkmıştı. Buradaki işaretin adı arkadaşlar sol anahtarıdır. Dizeyin ya da portrenin başına sol anahtarı konarak notalar yazmaya başlanır. 9. soru, hangisi doğal ses kaynağı değildir? Doğal ses kaynağı demek arkadaşlar insanlar tarafından oluşturulmayan kaynaklardır. Yağmur sesi doğaldır, şelale sesi doğaldır, gök gürültüsü doğal ses kaynağına örnektir. Ancak buradaki itfaiye sireni, itfaiye araçları insanlar tarafından yapıldığı için doğal ses kaynağı değildir. Yapay veya beşeri ses kaynaklarına örnektir. 10. soru, yanda ok ile gösterilen kısmın adı. Evet, buradaki ok ile gösterilen kısım arkadaşlar notamızın kuyruğudur. Cevabımız A şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi nota değildir? Bizim notalarımız arkadaşlar do, re, mi, fa, sol, la, si ve do. İki tane do notamız var. Birisi kalın, birisi ince. Buradaki nota olmayan arkadaşlar bizim K isimli bir notamız bulunmamaktadır. Cevabımız D şıkkı. 12. soru, müzikte bir vuruş süresince susulması gerektiğini gösteren işaret, yani sus işareti arkadaşlar. A şıkkı sol anahtarı, B şıkkı notamız var, C şıkkı sus işareti,
D şıkkında da yine notamız var. Cevabımız sus işareti C şıkkında verilmiştir. 14. soru. Aşırı yüksek ses ve gürültü aşağıdakilerden hangisine neden olur? İnsanın konuşmasının bozulmasına. Evet, aşırı yüksek ses konuşmanın bozulmasına sebep olmaz. İnsanın göz sağlığına ses ve gürültü sebep olmaz. İnsanın sesinin bozulmasına sebep olmaz. Ancak insanın işitme ve sinir sisteminin bozulmasına zarar verir. 14. sorunun cevabı D şıkkı. 15'te eşleştirme var arkadaşlar. Evet, birlikte bakalım. Evet, bir numara dörtlük nota. Dörtlük nota arkadaşlar. Burası. Sekizlik nota. Hemen sekizlik notanın görselini bulalım. Sekizlik notamız nerede? Burada arkadaşlar. İki numara. Hemen üçe geçiyorum. Yan tarafa kaydırdım. Üç numara sus işareti. Sus işareti burada arkadaşlar. Dört numara sol anahtarı. Sol anahtarımızı görsellerimizden bulalım. Evet, biraz daha kaydırıyorum. Sol anahtarı 4 numara. 5 numara ölçü çizgisi. Ölçü çizgisi burası. 6 numara ölçü belirteci. 7 ölçü belirteci son anahtarından sonraki buradaki 2 dörtlük olarak 6 numara. 7 numara bitiş çizgisi en sondaki kalın çizgimiz. 8 numara ölçü dizekteki ölçüye bakalım. Evet, burası bir ölçüdür. 9 numara dizek. Dizek 5 çizgi 4 aralıktan oluşar. Hemen buradan 9 numara dizek. Ve son olarak 10 numarada ne vardı? 10 numarada vuruştur. Vuruş da buradan ifade etmiş olalım. 13. soru. Görselde verilen müzik aletinin adı. Evet, buradaki görseldeki müzik aletinin adı arkadaşlar piyanodur. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.